sevgili dostlar. Bugünkü yolculuğumuz Mersin Erdemli Lamos Kanyonu. Limonlu Kanyon diye de geçiyor. Aslında bir tane daha isim var ama onu hatırlamıyorum şu an. Bu yolculuğa tek başıma çıktım. Biraz sıkıcı. Şuradan bir konuma baksaydım keşke. Belki de yanlış yere gidiyorum. Evet, gittiğim yol hakikaten yol değil. Kötü. Aşırı virajlıymış. Çok da dik. Ama manzarası güzel. Ben nereye gideceğim? Şuradan bir adrese bakayım ya. Adres demişim, konuma. Anam. Anam. Yanlış dönmüşüm. Gördün mü? Buradan geri döneceğiz. Tüh. Geri dönüyoruz. Yanlış gelmiş. Şuraya bir tane bir Bluetooth kulaklık bağlayıp da motorun CarPlay'ini çalıştırmıyoruz ki adrese bakalım. Tembelliğimden, üşengeçliğimden bu normalde böyle navigasyonla gitmiyor. Mutlaka bir tane Bluetooth kulaklık bağlamak gerekiyor. Yoksa navigasyonu göstermiyor. Evet, döneceğimiz nokta burası. Günahlarını affetsin. Bizim de geleceğimiz yer burası işte. Boş. Boş şeyler için uğraşıyoruz. Şehir hayatı bizi köleleştirdi. Bizi lükse alıştırdı. Ve bu alıştığımız lüks, hani bırakamıyoruz. Biz bu lüksün kölesi olduk. Hiçbir şey için zaman yok. Zaman o kadar yetersiz ki. Aa, yine mi yanlış geldim? O dönüş yapıyor. Yine yanlış geldik. Bu nasıl bir yer oğlum? Şuradan döneyim bari. Büyük şehirlerde yaşayan insanların hiçbir şey yapmaya zamanı yok. Faturaları öde, evin kirasını öde. İşte kredini öde, telefon taksini öde, bilmem ne bilirsin ne. Bunlar için çalışıyoruz. Zamanımızı bunlara değişiyoruz. Yani zaman satıyoruz, bunlar alıyoruz. Ama bak ya mesela böyle birazcık daha sakin, kırsal kesimlerde.
zaman o kadar bol ki. Zaman bol olduğu için burada zaman ucuz. Büyük şehirlerde zaman kısıtlı. O yüzden zaman pahalı. Herkes zamandan tasarruf edebilmek için para ödüyor. Mesela yanına bir tane daha, iki tane daha adam alıyorsun. Birazcık daha fazla kendine zaman ayırabilmek için. Halbuki aynı işi kendinde yapabilirsin. Bunu birçok şekilde örneklendirebiliriz. Yani benim kendi iş yerim olmasına rağmen ben bile kendimi köle gibi hissediyorum. Hiçbir şekilde özgür değiliz. Sıfır. Bağlısın. Yani bırakamıyorum. Hangimiz yapabiliriz? Ya ben her şeyi bırakacağım, gideceğim. Daha sakin bir küçük bir kasabaya yerleşeceğim. Daha sakin bir hayat yaşayacağım. Yani bunu yapabilecek %5'lik bir ilim vardır belki. Belki de %1. Ben bugün her şeyden vazgeçsem düşük bir standartta bana yeter. Ama işte diyorum ya, alıştığımız lüksü bırakamıyoruz. Onun esiri olduk. Bizi de bu lükse sistem alıştırıyor. Bir insana kötülük yapmak istiyorsan onu lükse alıştır. Ya bu büyük bir söz. Benim sağ olsun bir arkadaşım var, Mehmetcan, onun babası söylüyor. Bir insanı kötülük yapmak istiyorsan onu lükse alıştır. Gerçekten büyük şehirlerdeki hayat bizi lükse alıştırdı ve bırakamıyoruz işte. Vazgeçemiyoruz. Yeşil Vadi. Yeşil Vadi bizimdir. Telloğulları. Allah. Kanyon burası galiba ama bura biraz piknik alanına benziyor. Kanyondan ziyade anam. Hop dayıcım. Ooo güzel yerler. Abi hey, ayaklarını suya sokuyor. Lamas kanyon piknik. Geziyor. Adam yengeyi almış geziyor. Umarım. Ooo bayram ya buralar. Allah. Şey. Ana baba günü. Allah. Anam. Yanlış zamanda geldik ya. Kötü bir zamanlama. Ama hoşuma gitti. Güzel yer. Ve benziyor. Giriş ücretlidir. Ne var burada? Ha fareymiş. Neyse bunu şu buraya koyayım. Bak. Çok kalabalık. Biz zaten kalabalıktan kaçıyoruz. Sanırım kanyon bitti. Yoo. Hiç fotoğraflarda göründüğü gibi değil. O ne? Buraya yemek mi yesem ki? Bir dolar bir. Reis selamun aleyküm. Selam. Kanyon bura mı ya? He? Kanyon burada bitti mi?
Kanyon derken? Yani işte şu şey, yani yol sadece şuradan mı gidiliyor? Evet. Tamam. Dokulacak orası. Efendim? Dokulacak orası. Vadi yukarısı, kanyon tutup aşağı. Ha. 9 Ocak dediğin ne oluyor? Çağlayan Vadi. Yani şelale var. Ha tamam, şelalelerde mi? He. Tamam, teşekkür ediyorum. Adamı s**k yer burası. Yey! Adamı s**k yer. Hiç tavsiye etmem. Ne diye öyle? Adam mesela 8 lira istiyor. Ha ister, ister. Bak gördün mü? Kapitalizm. Masaya 800 lira istiyor diyor. İyi ki pirzola yememişim. Şuradan bir gideyim bakayım. Nereye gidiyor ben de bilemedim de. Şelale buradan mı? Ya Allah, bismillah. Evet, toprak yola geldik. Kapatayım, toz toprak gibi. Ana, vizör de GoPro'ya geldi. Oğlum bura ne biçim bir yer lan? Toz toprak dolu. Vay canına. Hakikaten güzel bir kanyonmuş be. Masalar, köşkler ücretlidir. Bir müsaade et, yiyelim. Geçelim. Anam, toprak çok gevşek. Abi hava çok sıcak, motor yandı bir, var ya. Hızlanmam lazım. Oha! Evet. Acayip bir yere geldik. O ne lan? Oha! Şey yapıyorlar. Zipline miydi? Neydi lan bunun adı? Adamı hoplatıyor. Şuna bak. Abi birazcık burada mola verelim. Ortalığı bir inceleyelim. Bu arkadaşlarda bir Avrupalı şeyi vardı, gurbetçi. Gurbetçi tipi vardı. Saç tıraşlarımdan belli. Motoru şöyle şuraya koyuverelim. Dün motorun çadırını yırtmışlar. Hıyar ağları. Açacağız diye mi yırttı? Nasıl becerdiler ben onu anlamadım. Abi şuradan şu atlayışı bir görmem lazım. Tehlikeli, riskli ama çok da eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ben yapamam. Götüm yemez. Yolun geri kalanında aslında yine motorla da gidilebilirmiş.
Gidebilir mi şimdi? Benimki biraz büyük. Buralardan geçerken zorlanabiliriz. Çantalara da taktık. Daha çok sıkıntı. Bir de bilmediğimiz yer, gerek yok. Yalnız tabii ki böyle tatil günlerinde gelmemekte fayda var. Çok kalabalık. Allah. İnsanlar yüzüyor. Arap kardeşlerimize şarkı söylüyor. Evet, burası bayağı büyük bir kanyonmuş ya. Şeye de gitmiştik. Kayseri'de Soğanlı Vadisi var. Hemen hemen aynı aslında ama. Bura biraz daha büyük gibi. Ha, burada hiç Türkçe konuşan yok. Herkes Arapça konuşuyor. Şuraları yani son dönemde, bunlar son dönemde diyeyim, belki de işte 50-100 yıl bilmiyorum, ya da 200, bilemedim 500 işte, neyse. Güvercinlik olarak kullanıyormuş. Biz bunları Soğanlı Vadisi'ne sormuştuk. Burada güvercin gübreleri toplanıyormuş buralardan. Satılıyormuş. Ama evveliyatında ne olarak kullanılıyordu bilmiyorum. Evet, buradan sonra nereye nasıl gidiliyor bilmiyorum. Artık. İleriye gidebilmek için. Reis, ileriye nereden gittiniz? Oraya nasıl gidiyorsunuz? Nerede? İleriye nasıl gidiliyor? Yukarıda abi. Ha, yukarıda mı? Tamam. Evet. Sağ olasın. Ya keşke normal ayakkabılarımı giyseydim. Motor ayakkabılarıyla kötü. Ayakkabılara da yazık ediyoruz. Ana. Oo, güzelmiş. Hakikaten. Abi şu adamın atlayışını göremedik ya. Tüh.
Ne oldu, bayılmış mı o? Yoksa maket mi ya? Maket herhalde, kullanmıyor. Kendine geldi. Kendine geldi, bayılmış Elahi. Harika. Evet, define videosu. Kasayı patlatmışlar. Şu yarıktan geçiyoruz herhalde. Oo, vade derinleşiyor. Abi şu herifleri nereden atlatıyorlar ya? Halat gidiyor. Sanırım bir daha atlayacaklar. Evet, burada da şöyle bir kumbara. Kumbarayı açmışlar. Demek ki ya zaten böyle yerlerde, Kayseri'de de vardı. Hep eski kalıntılar oluyordu. Burada göremedim. Belki aşağıda vardır ama. Ulan bunlar da Arap. Atlıyor mu? Şimdi bak, tam kamerayı bırakırım, adam atlar. Oğlum atlayacaksan atla. Boynum tutuldu. Vallahi birkaç kere atladılar, belki bir daha atlar, bilmiyorum. Şuradaki arkadaşlar bayağıdır takip ediyor. O dedi atlayacak. Ben de merakımdan bakıyorum. Geliyor mu? Allah! Oha! Vay be! Evet, güzel macera. Vay be, su ne kadar şiddetli akıyor ki. Yani şu kayayı oymuş. Zamanında demek ki bayağı çok büyük bir akıntı varmış. Şu bölgede var ya, kamp yapmak için çok güzel bir yermiş aslında. Buradaki olay ne? Boru patlamış. Bunlar borularla bir yere su götürüyor. Bura hakikaten güzelmiş be. İyi ki gelmişim. Keşke bir de telefon çekseydi. Şimdi millet arayacak.
tane de teslim alınması gereken araba var. Gerekenleri yazdık ama inşallah bizim genel müdür talimatları uygular. İşte o bahsettiğim tarihi yapılara denk gelmeye başladık. Burayı örmüşler. Hatta bir de sıvamışlar. Acaba burası neydi? Ya yorgun olmasam şuralara çıkardım da. Şimdi geçen Kayseri'de dağın tepesine çıktığımız için o videoları da kaybettik. Hiç buralara öyle hevesim yok. Şurada da tek parça sanki kesilmiş blok taşlar var. Hatta üzerinde bir motifler falan mı var? Yok. Yani köprü gibi bir şeyin ayağı olabilir. Çünkü orada da var. Şöyle şu ikisi şuradan karşıya bilemedim. Devam edelim ileriye doğru. Afiyet olsun. Hakure dedi. Bunlar da Arap. Memleketin tadını Araplar çıkarıyor. Helal olsun lan. Vay yavrum vay. Suyun ayarlarıyla oynayacağız. Ya bu su buz gibidir ya. Soğuk değil mi? Bu arkadaşlar Arap galiba değil mi? Suriyeliyiz abi. Suriye, yani sen de mi Suriyelisin? Ama sen iyi konuşuyorsun. Anlayışlı, öğrenmedim. İyi. Atla atla! Atla! Ooo güzel. Ne? Ben anlamıyorum kanka.
Bunlar bilmiyor. Ha. Anam ıslandım. Bak bak geliyor. Bak geliyor. Atla atla. Ha çakıldı. Keyif yapın anasını satayım. La havle ve la kuvvet. Atla. Hadi şarjım bitiyor. Atla lan. Gidiyorum bak. Gidiyorum. Atla. Gideceğim şimdi. Atla. Ayşe abi çakıldı. Vay anasını. Harika. Bak çok güzel bir Allah. Burada harika bir yosun yetişmiş. Ben bunu akvaryuma koymak için parayla almıştım. Şuradan biraz götüreyim. Sanırım bu karasal yosun ama şöyle biraz alsak bir şey olmaz. Evet, dediğimiz gibi memleketin tadını Araplar çıkarıyor. Yani Araplar derken yanlış anlamayın. Şey değil, tabii Mersin'de de yerleşik Arap nüfusu da vardır. Kendi aralarında Arapça konuşuyor olabilir. Ama bu arkadaş, yani bugün hiç Mersin'in yerlisini görmedim, Türk görmedim. Hep Arap'tı. Buradan sonra kimseler yok. Çünkü zor bir yerden geçtim. Oradan da muhtemelen insanlar geçmek istemiyordur. Burada böğürtlenler var ama daha olmamış. Arazi giderek zorlaşıyor ama şöyle bazı şeyler var. Ya, aha! Tam şey diyecektim. Yapılar var diyecektim. Sonunda be. Çok güzel. Oley be. Acaba burası neymiş? Önceden. Bayağı büyük bir yılan gördüm de. Acaba. Aha gidiyor. Neyse tırsmaya başladım. Kamp yapmak için harika bir yer daha. Hatta burada yapmışlar zamanında. Mükemmel. Biraz daha gidelim. Al işte. Yiyin için atın al.
Yani yiyeceğini getiriyorsun, yedikten sonra da geri götür. Çöpünü götür. Yol giderek enteresan bir hale geldi. Burası tamamen artık boruyu takip ediyormuş gibi bir his var içimde. Kanyondan ziyade borunun izinde ilerliyoruz. Ama sanırım artık geri döneceğim. Çünkü yol iyice bozuldu derken düzeldi. Harika bir yer ya. Ben böyle Toroslara kadar gideceğim herhalde. Yoldere yatağının içine iniyor ve buradan karşıdan şansımızı deniyoruz. Devam ediyor mu? Sanırım buraya kadar. Ama şuralarda ezilmiş çiçekler var. Buraya kadar değilmiş. Gidiyoruz. Bugün aramadım ama bilir o beni. O ne? Böyle bir hareket oldu. Çok uzaktayım ama... Aha! İnsan. Bakalım bundan nereli. Oo, çadırlar. Selamun aleyküm. Abi yukarıdan bir taş kopup şurada takılı mı kalmış, bana mı öyle geliyor? Sanırım bunlar da yabani kişiler olabilir. Şu Amazon ormanlarındaki sarmaşıklardan değil mi ya? Tarzan'ın ağaçtan ağaca geçtiği. Asma mı yoksa? Aha. Evet. Şimdi buralarda demek ki yeni yerler olabilir. Birazcık daha gidelim. Bir kilise milise yok mu kardeşim? Bu kadar adam nerede ibadet ediyormuş ya? Ihlara Vadisi'nde 50 tane kilise var. Şuraya adam bir tane kilise yapmaz mı? Ayıp ayıp. O ne lan? Kuru soğana benziyor. Ama soğanlı bir bitki de olabilir. Bu soğanın kökleri bu kadar kalın olmaz.
Birazcık daha. Aha. Şimdi abi bunları buralardan kazıp sökmüşler. Bunlar demek ki bölgeye ait bir bitki. Götürüp diksem acaba? Bu muhtemelen, evet, buralardan kazıp çıkartmışlar. Bu buraya ait bir bitki olabilir. Giderek yükseldik. Şimdi de geri aşağı doğru iniyoruz. Bu vadinin Toroslara kadar gidiyor muhtemelen ya. Ben geri döneceğim. Başka bir numara da çıkmadı karşımıza. Kilise yok, papaz yok, cami yok. Ha, dom var. Suriyeli kardeşimizin biri burada yaşamış herhalde. Bir müddet. Kavanozda ne diyor lan? Zeytin salatası. Çorabı burada. Kendi fazla uzaklaşmış olamaz herhalde. Ah. Ah. Bu arkada şurada tişört vardı. Orada don vardı. Arkadaş burada yaşıyor olabilir. Ya da zamanında birkaç gün süre geçirmiş. İşte kısmet ayağımıza geldi. Kaçmayın oğlum. Bunlar ciddi ciddi yabani keçiler. Gel. Yavaş yavaş. Yavaş lan. Buradan sonra işler biraz değişiyor. Borun üzerinden gitmek gerekiyor. Ya da şu arkadan da dolanılır da. Ben artık daha fazla gitmeyeceğim. Vadi güzel, kanyon güzel. Geniş vakitli gelinip hatta kalmalı, kamp yapılabilecek derecede güzel. Ama tek gelmemek lazım. Sıkıcı olabilir. Ya da benim gibi biraz kafa gittiyse tek de gelebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah. Şey. Yurt dışı seyahatindeyim. Vallahi turist gibi gezeceğim ben. Hiç Türkçe bilen yok. Şunu da yeni öğrendim. Buraya giriş paralıymış. Araç başı 100 TL alıyorlarmış. Ben motorla hızlı bir geçiş yapmıştım. Demek ki denk gelemedik. Bakalım çıkışta yakalanacak mıyız?